Herkese merhaba. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bu seride oyuncu kariyerleri üzerinden gideceğiz. Oyuncuları inceleyeceğiz. İlk bölümümüzde Ali Akman'ı konuk edeceğiz. Gelecek vadeden bir isim. Biliyorsunuz ki Frankfurt'a transfer olmuştu. FM 2021'de de Frankfurt kadrosunda olacak ama önümüzdeki yıl olacak. Bu sezon Bursaspor'da devam ediyor. Son güncelleme kış transfer güncellemesi resmi yamayı kullanıyorum. Ve orada da Bursa Spor'da görünüyor. Hemen şöyle bir profiline gidelim. Ali Akman'ın Ali Akman başlangıç profilini bir görelim. Bursa 19 yaş altı takımında görünüyor. Ve 1 Temmuz 2021 itibariyle de Eintracht Frankfurt'a gidecekmiş. Onunla anlaşmış. Profili bu şekilde. Bitiriciliği gayet iyi. linki biraz düşük. Güç ve dayanıklılık konusunda da düşük. Zıplaması da düşük. Hava toplarında da daha etkisiz. Pozisyon alması 5. Bunları geliştirmesi gerekecek. Bakalım kariyeri nasıl ilerleyecek Ali Akman'ın? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sezonun sonuna gidelim. Sezon sezon inceleyeceğiz. Nasıl geliştiğini sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Evet hemen ilk sezonun sonuna geldik. Ali Akman bakalım Bursa Spor'da gitmeden önce nasıl bir kariyer yapmış? Nasıl bir performans göstermiş? Şöyle hemen özelliklere gelelim. İlk sezonda Bursa Spor'da toplamda 31 maça çıkmış. 12 gol atmış. Bunların 3 tanesi penaltıdan daha doğrusu iki tanesi penaltıdan, iki tanesi başarılıymış penaltıdan. 5 asisti var. Altı kez de maçın adamı olmuş. 7-48 gibi hatta sayıları bir ortalama yakalamış. Dayanıklılığını 12'ye çıkardığını görüyoruz. Dayanıklılığı gayet yükseldi. Dribbling özelliğinde 10'dan 12'ye yükselttiğini görüyoruz. Özelliklerinde epey bir yükseliş var. Özellikle çeviklikte 16'ya çıktı. Bir sezon boyunca epey bir gelişmiş Bursa Spor'da açıkçası. Ligde sadece 29 maçta 12 gol, 5 asist, 6 kez de maçın adamıyla ligde 7-50 ile oynamış. iki de kupa maçı oynamış. Orada da 7-20 gol atamamış kupa maçlarında. Toplamda 31 maç. İyi bir başlangıç. Bursa Spor'da kendini geliştirerek Frankfurt'a gidecek bir sonraki sezonda. Gelin hep beraber ikinci sezonda acaba Ali Akman ne yapmış ona bakalım. Evet dostlar ikinci sezonun sonundayız. Ali Akman Frankfurt'a transfer olmuştu. Bakalım Frankfurt'ta ne yapmış? Evet hala Frankfurt'ta, Eintracht Frankfurt'ta 20 yaşına gelmiş. Özelliklerinde, dayanıklılığında ve driplinginde birer artış olmuş tekrar. Zıplama çok artmamış. Ama burada ön sezi ve topsuz alanın ne kadar geliştiğini görebilirsiniz. Pozisyon alması 8'e kadar yükselmiş. Ee, özellikleri gelişmeye devam etmiş. Oyun karakteristiğinde de offside taktiğine yakalanmamaya çalışır ve gelişine su çekmeyi dener. Özellikleri var. 34 milyon euro piyasa değeri. Piyasa değerinin ne kadar yükseldiğini Aytrank Frankfurt'ta görebiliyorsunuz. Orada bir sezon geçirdikten sonra değeri bu seviyelere geliyor. Frankfurt'ta gençleri geliştiren bir ekip. Kimler izliyormuş? Tottenham ve Sevilla izliyormuş. Takip eden takımlar Tottenham ve Sevilla'ymış. Bakalım neler yapmış peki performans olarak. Toplamda 37 maça çıkmış. Bir tane de sonradan girmiş toplamda 38 oluyor. 12 gol atmış bir önceki sezon gibi. Bunların sadece 2 tanesi penaltıdan. 2 asist ve 3 kez maçın adamı olup 7-40 gibi hatıra sayılır bir ortalama göstermiş. Bu 31 maçın bunun ligdeymiş. 31 maçı ligde olmuş. Uluslararası maçlarda 6.83 gibi bir performans bir ortalaması var. 5 maçta oynamış toplamda. Ee, uluslararası maçlarda henüz o tecrübesi yok tabii ki. Kupa maçlarında 2 maçta 1 gol atmış. Yede 55 var. İyi başlamış. Almanya kariyerinde ilk sezon böyle bir performans 19 yaşında 20 yaşındaki bir oyuncu için gerçekten müthiş. Bakalım 3. sezonun sonunda ne yapacak Ali Akman? 3. sezonun sonuna gidelim. Transfer yapacak mı acaba? Onu da görmüş oluruz. Üçüncü sezona geldik Ali Akman'ı hemen aratıyoruz Ali Akman ne yapmış bakalım nerede Leipzig Red Bull Leipzig'e gitmiş 59 milyon euroya kadar çıkmış değeri ve özelliklerinin geliştiğini gücünün de arttığını e, ben burada görüyorum pozisyon almada bir değişiklik yok ama topsuz alanı bir tık artmış yine özelliklerinde artış devam etmiş ve 59 milyon euroya kadar piyasa değeri yükselmiş. Burada kayarak topu hamle yapmaz diye bir oyun karakteristiği de kazanmış. Peki ne zaman transfer olmuş ona da bakalım. Evet hemen sezon başında 45 milyon euroya biliyorsunuz Tottenham ve Sevilla izliyordu. Leipzig kapmış onu 45 milyon euro vererek almış. Leipzig de ne yapmış peki? Genel olarak da 36 maça çıkmış. 15 gol 7. Bunların 7'sinden 6 penaltı isabetli bulmuş. 6'sı penaltıdan 15 golün. 2 asisti var. 6'dan maçın adamı 7.38 gibi. Yani 7.40'ın altına neredeyse hiç inmeden 3 yıldır, 3 sezondur iyi performans gösteriyor. Gerçekten müthiş, müthiş Ali Akman iyi gidiyor. Nazar değmesin. Bakalım daha büyük kulüplere gidecek mi Leipzig'ten? Nasıl gösterecek performansı? Görelim. Dördüncü sezonun sonundayız. Ali Akman'a bakalım tekrar nereye gitmiş acaba takım değiştirmiş mi? Ali Akman Leipzig'te devam etmiş. Leipzig'te kendini geliştirmeye devam etmiş. Özelliklerinde ufak tefek değişiklikler var ama piyasa değeri aynı kalmış. Onu izleyenler var. Real Madrid izliyor. Evet 22 yaşında 59 milyon euro ve yıllık maaşı 8.45. Real Madrid izliyor onu. Ne yapmış bu sezon? Biraz daha kendini geliştirmiş. Bir önceki sezona göre daha iyi performans göstermiş. 27 maçta 16 gol, 3 asist, 4 kez de maçın adamı ligde ve 7.63'lük lük ortalama var. Avrupa'da da artık 7-43'lük ortalama ile oynamış. Avrupa maçlarında da uluslararası maçlarda da kendini daha çok geliştirmiş. Milli takımda da 5 maçta 2 gol, 2 asist oynamış. Milli takımda da kendini göstermeye başlıyor. Toplam 32 milli maç ve 14 golü var milli takımda da kendini geliştirmeyi sürdürmüş. Ekstra bir özellik gelmiş mi? Evet, oyun karakteristiğine ekstra bir şey katılmamış. Gerçekten muhteşem gelişiyor, muhteşem devam ediyor. Bakalım Real Madrid'e gidecek mi? 5. sezon sonuna doğru gidelim. 5. sezon sonundayız. Bakalım Ali Akman ne yapmış? Ali Akman'a bakıyoruz. Ali Akman yine Leipzig'te, değiştirmemiş takımını ve yine değeri 59 milyon değerinde de herhangi bir değişiklik olmamış özelliklerinde soğukkanlılığında bir artış gördüm ben ilk bakışta ee, burada ufak tefek fiziksel olarak gelişimleri var zıplama herhangi bir şekilde değişmemiş ama çeviklik denge zaten iyiydi dayanıklılığı da bir tık arttırıp hızını da arttırmış gücünü de arttırmış bir tık yükselmiş değerleri. Yine izleyen takımlar var. Atletico Madrid ve Barcelona izliyor bu sefer. Peki nasıl bir performans göstermiş 5. sezon sonunda? Bir tık performansı düşmüş mü? Yani gol sayısı olarak düşmüş aslında. Performans olarak 7.63'lük ortalama devam etmiş. Gerçekten iyi bir ortalama ligde. Avrupa'da da 6 maçta 2 gol 1 asistle 7.55'lik bir performans. Gerçekten e, yükselişini sürdürmüş. Milli takımda da 3 golü var. Milli takımda da devam ediyor. 45 maça çıkmış milli takımla 19 golü var. Böyle giderse bu performansını sürdürürse milli takımda da en çok milli olan oyuncu olabilir. 40, 23 yaşında henüz 45 maça çıkmak ve 19 gol atmak gerçekten büyük başarı. 6. sezona gidelim. Bakalım orada transfer yapacak mı Ali Akman? 6. sezonun sonuna geldik. Bakalım 6. sezon sonunda nereye gittik? Yine Leipzig'teyiz. Leipzig'te devam ediyoruz. Kendimizi burada geliştirmeye devam ediyoruz. Topsuz alanda çok geliştirdi kendini. 18'e kadar çıkmış. Pozisyon alma da onda fiziksel olarak da gelişmeye devam ediyor. Dayanıklılığının arttığını gözlemliyorum. Yükseliş sürüyor. Bitiricilik de yani teknik konularda da ufak tefek artışlar. Gözlemliyorum. Değerimiz 65 milyon euroya çıkmış. Liverpool ve Barcelona izliyor. Maaşta da bir tık artış var. Sözleşme yenilenmiş belli ki. Milli takımda da 55 maç olmuş. 10 maç daha arttırmışız. 24 gole ulaşmış. Bakalım istatistiklerine. 30 maçta ne olmuş? 16 gol atmışız. 3 asist, 5 kez de maçın adamı olmuş. 7 60 ortalama Toplamda da Avrupa'da bu sefer 6 maçta 4 golü var. Avrupa'da çok daha iyi bir performans göstermiş. Yani ilginç bu kadar Avrupa'da iyi performans gösterip ligde de bu kadar bir ortalama yakalayıp herhangi bir transfer yapamaması çok ilginç. Tabi Leipzig de kolay bir kulüp değil. Transfere kolay kolay izin vermiyor. Kendisi de 45'e aldı zaten. Yüzden aşağı istemiyordur diye düşünüyorum. O yüzden bırakmıyordur. Alakmana da yeni sözleşme vermesinin altında bu yatıyor bence. Henüz 4. sezonu burada ama yeni sözleşme vermiş. 7.66 ile 22 gol atmış ve devam ediyor kariyeri Ali Bakalım 7. sezon sonunda nereye gidiyoruz? 7. sezon sonuna geldik. 7. sezon sonunda ne yapacak Ali Akman? Bakalım Leipzig'te devam ediyoruz. Leipzig bizi bırakmıyor. 68 milyon euro değerimiz. Ve soğukkanlılığın yanında topsuz alan zaten 18'de vizyonu da artmış. Gerçekten değerleri ufak da olsa yükselmiş tekrar yükselmeye devam etmiş. Kimler izliyor? Atletico Madrid ve Real Madrid. Bir süredir Real Madrid izliyor bizi ve milli takımda 68 maça kadar yükselmiş. 68 maçta 30 gol olmuş gerçekten. Kırılması zor bir rekora doğru gidiyor. Ligde az gol atmışız bu sefer. Toplamda da az golümüz var 11 ile. 5 gol, 3 asist, 3 kez de maçın adamı. Daha çok ya şu performansı gösterdiğine göre daha kaliteli. Pas yüzdesi çok yüksek bir forvete göre. İsabetli şutu da gerçekten çok iyi. Ya bu ortalamaları, bu puanları alması da bundan kaynaklanıyor. Leipzig'te devam ediyoruz. Gerçekten yani gelişmeyi de sürdürüyor. Bakalım 8. sezon sonunda ne olacak? 8. sezon sonuna gidelim. Evet 8. sezon sonuna geldik. Ali Akman'a bakalım. Ali Akman ne yapmış? Yine Leipzig'te. Leipzig bırakmıyor. Değeri 67 milyon euro ama bakın sözleşme yapmışlar yine bizimle 2032'ye kadar. 2028 yılındayız. 11 milyon euro. 11 milyon euro yıllık alıyoruz. Gerçekten çok iyi bir maaş. Bir Türk oyuncu için. Ve gelişimini sürdürüp ufak tefek değişiklikler yapıp profilini genel olarak korumuş. Bir düşüşe geçmedi. Henüz 26 yaşında zaten. Milli takımda da 76 maç, 38 gol olmuş. 2 maçta 1 gol atıp bu şekilde ilerlemiş. Her iki maçta bir golü var. Kimler izliyor bizi? Chelsea bu sefer İngiltere'den talibimiz var. Bakalım kariyerinde nasıl performans gösterdi. 32 maçta 17 golü var ligde. Gol sayımızı biraz arttırmışız. Uluslararası arenada muhtemelen Leipzig yoktu. O yüzden hiç maça çıkmamışız. Bu bir dezavantaj. Transfer kovalayan bir oyuncu için uluslararası arenada boy gösterememek bir dezavantaj. Gerçekten milli takımda 6 maçta 6 golle yükselişimizi sürdürmüşüz. 7.44'e düşmüş birazcık ortalama. Geçen son 2 sezonda ortalama olarak biraz düştük ama iyi performans devam ediyor. Bakalım acaba 9. sezon sonunda ne yaptık? 9. sezon sonundayız. Ali Akman burada nerede bakıyoruz? Leipzig'te devam ediyor. 70 milyon euroya kadar değeri çıkmış. Dortmund ve Real Madrid izliyor. Takip ediyor. Yani çok önemli kulüpler takip ediyor ama Leipzig'te bir türlü takılıp kaldık. Leipzig'te devam ediyoruz. Aslında takılıp kalma iyi de performans gösteriyor burada. 26 maçta 16 gol, 5 asist, 7 kez de maçın adamı. En yüksek maçın adamı rekoru bu ligde. Kariyeri itibariyle Leipzig kariyerinde özellikle 7 maçın adamıya hiç ulaşmamıştı. Ee, uluslararası arenada 6 maça çıkmış. 7 ile en yüksek ortalama ligden sonra uluslararası arenada 6-7 maç oynamış toplamda. 7 maçta 2 gol 3 asist yapmış. Gol sayısı daha yüksek olsa belki daha iyi yerlere varacak ama gol sayısının düşük olması birazcık bence etkiliyor. Daha büyük kulüplere gitmesini. Biraz da Leipzig'de tıkalıp kaldık. Leipzig bırakmıyor kolay kolay oyuncularını. Çok yüksek bedeller istiyor. Ama kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Milli takım için de önemli. Milli takımda da 85 maç oldu ve 39 gol oldu. Milli takımda da bir numaralı forvet olarak devam ediyor. Bakalım acaba 10. sezon sonunda ne yaptık. 10. sezon sonundayız. Bakalım Ali Akman devam mı ediyor Leipzig'te yoksa başka bir yere mi gidiyor? Leipzig'te devam ediyor. 74 milyon euro'ya kadar değeri çıkıyor. 11.76'ya kadar 2034'e kadar sözleşmesi var. 28 yaşına geldik artık. Olgunluk çağına geldik. Yavaş yavaş artık düşüşler de başlayacaktır. Epey bir yüksek aslında agresiflik, cesaret ve pozisyon alma zihinselde bunlar dışında her şey çok iyi gözüküyor. Gerçekten özellikleri çok iyi. Milli takımda 95 maça kadar yükselttik ve 45 gol oldu. Milli takım tarihine geçecek bir forvet gibi düşünebiliriz onu. İzleyen herhangi bir kulüp yok bu sefer. Artık çünkü 28 yaşına geldi. Onun gençliği gittiği için artık onu takip etmiyorlar. Aslında en verimli çağlarını yaşıyor şu anda. 1-2 yılı daha kaldı. Bakalım bu sezon ne yapmış? 33 maçta 12 gol, 6 asist, 5 de maçın adamı var. Toplamda da 21 gol. Uluslararası halinde de daha fazla maça çıkmış bu sefer. 10 maça çıkmış. 6 gol, 2 asist yapmış. 7-68'de oynamış. Çok iyi. Milli takımda daha da iyi oynamış. 8'e kadar çıkmış. Ortalama puanı. Yani şu ortalama puanlarla müthiş. Gerçekten müthiş ortalama puanlar yakalamış. Ama Leipzig'e gitmesi... Onu geliştiren etmenlerden biri evet ama Leipzig yerine belki Bayern Münih'e gidebilse ya da Bayern Münih talip olsaydı ya da farklı bir kulübe gitseydi belki Leipzig gibi orada takılı kalmayacaktı. Daha büyük yerlere de o basamak olarak kullanabilecekti. Leipzig kolay kolay bırakmıyor. Maaş da veriyor. iyi bir maaş veriyor açıkçası. 11. sezon sonuna gidelim bakalım. Orada Leipzig'de devam edecek miyiz? 11. sezon sonuna geldik. Ali Akman diye aratıyoruz bakalım Ali Akman nerede? Leipzig'te devam ediyor. Bu sefer özelliklerinde yine yükselişler var. Hala gelişiyor inanılmaz bir şekilde. Hala gelişmeler oluyor. Yaşı da 29. Ve Borussia Dortmund da hala takip ediyor. Almanya'da Leipzig'ten onu kapmaya çalıştı, takip etti ve milli takımda da 106 maç 51 gol 21 yaş altında da 9 maç 5 golü vardı zaten. Gerçekten milli takıma verdiği katkı mükemmel, mükemmel bir katkı vermiş milli takıma. Üst düzey santrafor medya gözünde de gördüğünüz gibi zaten. Neler yapmış peki? 11. sezonunda 13 gol, 8 asist, 6 da maçın adamı olmuş ligde. Uluslararası arenada da 7 maça çıkıp 5 gol atmış, 1 asist yapmış, 3 kez de maçın adamı. Yani istikrarlı bir oyuncu, gerçekten çok istikrarlı bir oyuncu. Her sezon mükemmel verim vermiş ve üst düzey performans göstermiş. Bir tık daha üst seviyeye çıkabilirdi. Ama dediğim gibi Leipzig'te takılı kaldı, durdu burada. Artık yaşı da 29, yavaş yavaş Türkiye'ye dönme yoluna doğru gidiyor. 30 üstünde artık yavaş yavaş Türkiye'ye dönecektir. Bakalım bu sezon Leipzig'ten transfer olacak mıyız? 12. sezon sonuna doğru gidiyoruz. 12. sezon sonundayız. Ali Akman diye hemen aratıyoruz bakalım neredeyiz? Leipzig'te devam ediyoruz. 66 milyona kadar düşmüş değerimiz 70'lerdeydi. Performans olarak Nasıl bir performans gösterdik? Milli takım önce bakalım. 109 maç 51 gol olmuş. Çok fazla milli takımda maça çıkmamış bu sezon içerisinde. 2031-2032 sezonundan bahsediyorum. Bu arada tabii ki yani artık 12. sezonunu oynuyor. 12. sezonunda çok fazla milli maça çıkmamış. Bakalım ligde ne yapmış? 30 maçta 13 gol, 5 asist ve 7 kez de maçın adamı olmuş. Avrupa'ya katılmadığı için Leipzig Avrupa'da herhangi bir maça çıkmamış. Bu bir dezavantaj. Milli takımda 3 kez oyuna sonradan girmiş. Daha iyi forvetler gelmişti. Tabi regenler geliyor. Regenlerden ondan daha kaliteli forvetler çıkmıştır milli takıma. O yüzden yedek kalmıştır milli takımda artık. Maksimumuna ulaştı galiba milli takımda da. Yaşımız da artık 30 oldu. Yavaş yavaş daha alt seviye takımlara doğru geçiş yapacağız diye düşünüyorum. Bakalım. 13. sezon sonunda neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Yoksa Leipzig'te mi devam ediyoruz? 13. sezon sonuna geldik. Ali Akman'a bakıyoruz hemen. Ali Akman Leipzig'te devam ediyoruz. 52 milyona kadar düşmüş değerimiz. Yaşımız artık 31. Özelliklerde çok bir düşüş yok açıkçası. Benim gözlemlediğim çok fazla düşüş yok. Birçok özelliğini koruyor. Milli takımda da 113 maç olmuş. Bir 4 maça daha çıkmışız. 2 gol atmışız orada. 51 de gol sayımız çünkü 53'e çıkmış. Peki Leipzig'de ne yapmışız? Lig'de 34 maçta 18 gol, 9 asist, 7.79'luk ortalama. Yani şu ortalama puanlar mükemmel gerçekten. Uluslararası arenada da 10 maçta 3 gol asistimiz yok ve iki kez maçın adamı olmuşuz. 7.46 uluslararası arenada da milli takımda çok iyi performans göstermemiş. 6.82 ama yine de buna rağmen 2 golü var. Biri penaltıdan. Yok, penaltıyı kaçırmış. Bir penaltı kullanmış. Golü yok penaltıdan. Yani kendini geliştirmeye devam ediyor. Performans olarak artıyor. Ama Leipzig'te bitiriyor kariyerini. 31 yaşına geldi artık. Bakalım. 14. sezonda Leipzig'te mi devam edeceğiz yoksa bir yerlere gidecek miyiz? Değerimiz hazır düşmüşken bir yerlere gidebiliriz sanki. Bakalım 14. sezona gidiyoruz. 14. sezonun da sonuna geldik. Bakalım 14. sezonun sonunda Alakman nerede? Leipzig'te devam ediyor. Değeri 51 milyon ve maaşı da çok çok iyi bir maaş. Özelliklerinde gerçekten hatı sayılır bir düşüş hala yok. Fiziksel olarak da minik minik eksilmeler olsa da genel olarak koruyor. Hala koruyor. 32 yaşında olmasına rağmen herhangi bir düşüş yok. Milli takımda 115 maç 56 gol olmuş. Ne yapmış peki Leipzig'te? 14 gol atıp 3 asist yapmış. 8 kez de maçın adamı olmuş. Geçen sezon 13 kez maçın adamıydı. Rekoru kırmıştı. Bu sezon 8 kez maçın adamı. Artık işin içine tecrübe de giriyor. Tecrübeyi uluslararası aranada da göstermiş. 8 maçta 6 golü var. 3 asisti var. 7-64 ile oynamış. Milli takımda da 2 maçta 3 gol atmış. 8-95 ile oynamış. Milli takımda müthiş. Toplamda da 22 golümüz var. 7-65 ile tüm kulvarlarda ortalama ile oynuyoruz. Gerçekten harika gelişiyor. Harika performanslar gösteriyor. Yaşı 32 olmasına rağmen tekniksel ve zihinsel veya fiziksel özellik gelişiminden bahsetmiyorum burada. Performans gelişiminden bahsediyorum ve yıllandıkça adeta bir şarap gibi yıllanmış bir şarap gibi yükselmeye devam ediyor. Peki bakalım 15. sezon sonunda ne yapıyoruz? Türkiye dönüş yolları sanki yavaş yavaş gözüküyor gibi bakalım. 15. sezonun da sonuna geldik. 15. sezonun sonunda Ali Akman nerede? Leipzig'de devam ediyor 24 milyona kadar düşmüş ama değerimiz 24 milyon herhangi çeviklikte bir tık azalma gözlemledim güçte biraz azalma var ama bitiricilik 16 mesela penaltı kullanma teknik 16 bunlar devam ediyor özellikle zihinsel olarak yaşta ilerlediği için tabi zihinsel olarak da epey bir yüksek ee, milli takımda 119 maçta 57 gol Leipzig kariyerinde 30 maça çıkmış. Yani 30 maç ortalamayla oynuyor aşağı yukarı lig maçlarında. Bu da gerçekten çok iyi. Çünkü 34 hafta var orada bildiğiniz üzere. Yani şurada bir 33 maç oynadığı var. 2029-30 sezonunda, 10. sezonda. Şurada bir 32 maç var. 8. sezonda. Yani epey yüksek performans gösterdi. 14 gol 7 asist yapmış. 6 kez de maçın adamı olmuş. Uluslararası arenada da tecrübesini yine konuşturmuş. 10 maçta 6 golü 2 asisti. 2 kez de maçın adamı var. 8-0-2 gerçekten müthiş. Milli takımda sadece 1 golü var. Milli takımda artık yaşı gereği de çok fazla forma şansı bulmuyor. 33 yaşında ve hala kariyerine devam ediyor. Üst seviye birlikte özellikle Avrupa arenasında da gösterdiği performansla. Bakalım 16. sezonda ne yapıyoruz? 16. sezona gidiyoruz. 16. sezonun sonuna geldik. 16. sezonun sonunda Ali Akman nerede? Leipzig'te devam ediyor Ali Akman. Leipzig'te 10 milyona kadar düşmüş ama değeri. Artık bu değer buralara düştüyse Türkiye'ye dönüş yolu gözüküyor diye düşünüyorum ben. 11 milyon euro yıllık 2038'e kadar hala sözleşmesi var. 2 yıl daha sözleşmesi var. Aldığı maaş da çok iyi. Evet fiziksel olarak yavaş yavaş düşüşler başlıyor. Çevikliği düştü. Burada güç noktasında hız hızlanmada bir tık düşüş var. Zıplama da sanırım birazcık düştü. Zıplama da 10 diye hatırlıyorum. Artık emektar santıfır olarak da geçiyor zaten. Emektar santıfır olduğu için. Ama tabii ki zihinsel özelliklerinde herhangi bir azalış yok. Milli takımda 124 maçta 57 gol. Milli takımda 5 maça daha çıkmış ama gol atamamış. Gol sayısında bir değişiklik yok. Ligde yine 33 maça çıkmış. Bu yaşta 33 maça çıkması, 34 maçın 33'ünde oynaması. 11 gol, 3 asist ve 4 kez maçın adamı olması müthiş. Değişmez oyuncusu olmuş adeta Leipzig'in. Avrupa'da da 8 maça çıkmış. 4 golü var, 3 asisti var ve 5 kez maçın adamı olmuş. 8 kez maça çıkıyor. 5'inde maçın adamı oluyor. Ve 8-21 ortalama alıyor. Yani bu yaşta Avrupa'da bu seviyeyi göstermesi gerçekten müthiş. Yani bu seviyelerde hala devam ediyor. Likte 7.30 toplamda da 7.44 ortalamayla 15 golü var. Yani çok golcü bir oyuncu değil ama her yönüyle komple bir forvet diyebiliriz onun için. 17. sezonda ne yapacağız acaba? Hala burada mı devam edeceğiz? Yaşımız artık 34 yoksa evimize mi döneceğiz? 10 milyon piyasa değerimiz var ama maaşımız çok yüksek. Bakalım. 17. sezonun sonuna geldik. Ali Akman'a bakıyorum. Ali Akman Leipzig'te devam ediyor. Sanırım burada bitireceğiz artık. Fiziksel olarak bir anda bir çöküş başlamış. Yani dayanıklılık, güç, hız, çeviklik hepsi bir anda dibe vurmuş. Zihinsel olarak tabii ki yaş ilerledikçe artması çok normal. Milli takımda da maça çıkmamışız sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 3.7'ye kadar düşmüş değerimiz ve sözleşmemiz artık bir yıl kaldı. 11 milyon euro hala alıyoruz ve hamle oyuncusuna kadar düşmüş artık. Ne yapmış peki bu sezon? Bu sezon her şeye rağmen, bu yaşa rağmen, bu düşüşe rağmen 32 lig maçına çıkmış. 34 lig maçının 32'sine çıkmış. 7 gol, 5 asist, 4 kez de maçın adamı olmuş ve 7.37'lik ortalama yakalamış. Uluslararası arenaya katılmadığı için ya da belki de Ali Akman oynatmadıkları için hiç maça çıkmamış. Milli takımda da bir maça sonradan girmiş. Herhangi bir ortalama puanı yok. Herhangi bir katkısı da yok maça. 11 gol toplamda atılmış. 7.36 ortalama. Yani bu yaştaki bir oyuncu için hala çok iyi değerleri var. 17 sezon geçti. Acaba hala devam edecek mi? Şöyle bir kontrol edelim. Emeklilik vesaire düşünüyorum. Bir yıl daha sözleşmesi var. Ben çok emekli olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir emeklilik gibi bir düşüncesi yoktur. Bakalım 18. sezon sonuna gidelim. Acaba Ali Akman ne yapıyor? 18. sezonun sonuna geldik. Ali Akman'a bakıyoruz. Ali Akman devam ediyor mu hala? Evet devam ediyor hala sözleşmesi bitmek üzere ama 30 Haziran'da bitiyor. Fiziksel olarak bitmiş durumda. Zindelik ve dengesi sadece kalmış. Geriye hiçbir şey kalmamış neredeyse. Ee, Milli takımda bir maça daha çıkmış galiba sonradan girerek. Ve maaşı 11 milyon euro olarak zaten devam ediyordu sözleşmesi. 30 Haziran itibariyle bitecek. Biz şu anda 7 Haziran 2038 yılındayız. Piyasa değeri 93 bine kadar inmiş. Bakalım ne kadar oynamış evet artık bir maça sadece ilk 11'de başlayıp 16 maça sonradan girmiş 6.96 ortalamayla kariyerinde hiç böyle bir ortalama görmediğimiz bir noktaya gelmiş artık futbol onu bırak diyor resmen artık ve personel özellikleri de görüyorsunuz burada. Evet personel özelliklerini de görüyoruz artık bu noktada bırakacak diye düşünüyoruz. Evet bakın burada planlarında 15 Haziran 2038 tarihinde emekli olmayı planlıyor. Menajerinin bu senede emekli olma teklifini değerlendiriyor. Artık kariyerinin sonuna geldi. Bu sezonun sonunda da kendisi emekli oluyor zaten. 36 yaşında önemli katkı verdi. 126 gol milli takımda, pardon 126 maça çıkıp 57 gol attı milli takımda. Müthiş bir kariyer. Gerçekten Leipzig'e takılı kalmasaydı, oraya transfer olmasaydı belki daha büyük takımlara da gidebilirdi. Ama Leipzig'ten bir türlü kurtulup kendini daha yukarılara atamadı. Almanya'ya iyi bir tercih gibi görünüyor. Bakalım gerçek hayatta da Frankfurt'ta ne yapacak Ali Akman? Kendini geliştirip kendini daha büyük takımlara atabilecek mi? Yoksa Frankfurt'ta böyle müthiş performanslar mı gösterecek? Gerçekte de nasıl olacak göreceğiz. Burada sona yarıyor Ali Akman kariyerimiz. Gerçekten Efsane bir başlangıç oldu Ali Akman'la. Bir sonraki oyuncu kariyerinde oyuncu kariyer videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.